Selam kuzenler, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Bugünkü başlığımız net alan derinliği. Net alan derinliği bir fotoğrafta neyi ne kadar net istediğinizi veya ne kadar flulaştırmak istediğinizle alakalıdır. Ben fotoğrafçılığa ilk başladığımda bu net alan derinliğini hep şey diyebilirdim. Öndeki obje net, arka taraf bulanık. Bunun adı net alan derinliği zannediyordum ki, üstünü çiziyorum, bu doğru değil. Tam tersi, net alan derinliği dediğimiz ilk mumla son mumun geçtiği bütün o zincirin net olmasına biz net alan derinliği diyoruz. Diğer türlü bilinenin ilkinin net, diğerinin flu olmasına da yine buradan yola çıkarak sığ alan derinliği diyoruz. Diğer adıyla da arka planı öldürme diyoruz. Onu şuradaki videomda daha önce anlatmıştım. Biz net alan derinliğini ele alalım şimdi. Hedefim ne? Burada ne yapacağım onu anlatayım öncelikle. Şöyle bir düzenek kurdum. Bu müthiş lambalarına size bir düzenek kurdum. Başlangıcımda ilk mumumu net alacağım. İlk fotoğrafımı bununla çekeceğim. Bir sonraki fotoğrafımı ilk 3 mumun net olmasını isteyeceğim. Bir sonraki ayarımda ortalara doğru netleşmesini isteyeceğim. Hedefim en son muma kadar hepsini netlemek. Ve bunu sadece bir değer değiştirerek yapabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bakalım mı? Şimdi fotoğraf makinemde beyaz dengesini otomatik bıraktım. Şu anda akşam saati olduğu için kapalı bir alandayım. ISO'm da yüksek. ISO'mu da 500 aldım. Bu ayarlar stabil değildir. Bu ayarları siz dilediğiniz gibi dışarıda bir yerde çekiyorsanız ISO'nuzu 100 de alabilirsiniz. Beyaz dengenizde gün ışığı diye ayarlayabilirsiniz. Benim gibi böyle kapalı ortamda çekiyorsanız veya işte oda ışıklarında falan çekiyorsanız tungsten ayarlayabilirsiniz vesaire. Onları geçtim. Netleme olarak dediğim gibi genel netlemeyi alıyorum ama hedefim tabii buradan başlamak olacağı için buraya odaklayacağım. İlk mumu odaklayacağım ve bu odağımı da hiç değiştirmeyeceğim diğer fotoğrafları çekerken. Modlardan da dilerseniz manuel mod da yapabilirsiniz. Onunla şu anda uğraşmayacağım. Deneme yanılmayla uğraşmayacağım. Ben yarı otomatik moda alıyorum. Bu tip makinelerde biliyorsunuz program S, A ve M olarak geçiyor. S ve A bunlar yarı otomatik modlardır. Enstantane öncelikli, diyafram öncelikli diye geçer. Ben burada A moduna geçeceğim. Yani diyaframı kendim ayarlayacağım. Ben diyaframı değiştirdikçe makinede enstantaneyi kendi ayarlayacak. Alan memnun, satan memnun olacak. Şöyle pozisyonumuzu alalım ve netleme olarak, kelime bakmayın arkadaşlar. Netleme olarak ilk mumumu alıyorum. Buraya odaklandım. İlk hamlem diyaframı benim ayarladığımı varsaydığımız için diyaframı en aşağıya çekiyorum. En aşağıdan kastım F5. Şu an ortam itibariyle ben 5'e kadar iniyorum. Dışarıda çekseydim objektifim 3.5'lara kadar iniyor. Belki elinizde bir 50 milimetrelik vardır. Onlar da 1.8'e kadar inerler. Gibi gibi. İnebildiğiniz kadar rakamı aşağı indirin, perdeyi çok açın. Demek bu oluyor. Rakam aşağı, perde kocaman. Rakam yukarı, perde küçülüyor. Gözdeki gibi düşünün. Evet, şimdi buraya netledim. Diyafram ayarımı yaptım ve İlk kare. Şurada. Ve bir sonrakine geçiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Sadece F değerini F5'ten 8'e çıkarıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Odak da değiştirmiyorum. Basıyorum. Burada. Yine hiçbir şey değiştirmiyorum ve bu böyle gidiyor arkadaşlar. Bu sefer de diyaframı F16 yapıyorum. Tak tak. Ortalara geldik. Şurada.
Ve sondan birinciye geldim. F25 yaptım. Tak tak. Buralara geldik. Yani burada. Ve diyaframı iyice abarttım ve iyice kıstım. 32 yaptım. Tabii 32 yapıp şöyle bir ortama getirdiğim için fotoğraf makinesi içindeki perdeyi enstantane ne oldu? Daha uzun ışık alması gerektiği için şu anda ayna kapatma hızı yavaşlayacak. Hız yavaşlayacak ama aldığı ışık artacak. Yani tak yapacak. Tak tak. O yüzden bakıyoruz. Ve şu anda neredeyse şu muma kadar gelmiş durumdayım. Ve biz bu olaya özetle ne diyoruz? Net alan derinliği. Yani diyaframımız sayıca ne kadar yukarıysa, bunu özetlemek gerekirse bu yaptığımızı, yani şu anda biz ne yaptık da yola çıkacak olursak, diyaframınız ne kadar sayıca yukarıysa ve ters orantıda mantık olarak baktığınızda perdeniz kısılıyor sayı yukarı doğru çıktıkça. Perde kısıldığı için fotoğraf netlemeye başlıyor. Yani bunu nerede kullanabilirsiniz? Öyle söyleyeyim size. Örnek veriyorum, çok güzel bir tarihi bir binadasınız. Demir parmaklıklar var ve tel örgüsü var. Ve siz o demir parmaklıkları geçemiyorsunuz. Hemen diyaframı aşağıya çekiyorsunuz. Çekebildiğiniz kadar. 3.5, 5, 1.8 neye çekebiliyorsanız çekin. Vizörden bakın, orada vizörün içinde odaklama noktaları vardı. O odaklama noktalarından birini de binaya getirin. Demir parmaklıklara değil, binaya getirin. Ve deklanşörü hafif bastığınızda önünüzdeki demir parmaklıkların bulanıklaştığını göreceksiniz. Binanın ön plana çıktığını göreceksiniz. Hatta bazı durumlarda eğer tel örgüsüyse neredeyse tel örgüsü çıkmıyor bile. Öyle söyleyeyim size. Ama etki olarak da şöyle bir şey istiyorsanız, hapishane etkisi yaratmak istiyorsanız, o zaman da ne yapıyorsunuz? Diyaframı yukarı çekiyorsunuz, binaya hapishane görüntüsü veriyorsunuz. Yani hem bina net çıkıyor, hem demir parmaklıklar net çıkıyor. Ve bunun adına net alan derinliği diyoruz. Bir amcaoğlu videosunun daha sonuna geldik. Umarım videom faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Tekrarlıyorum, cep telefonu fotoğrafçılığı ile ilgili fotoğraflarınızın hepsi bana ulaşıyor. Yakında duyuru fotoğrafları da gelecek bunlarla ilgili. Emin olun takipteyim. Çok eğleneceğiz. Herkese haber verin. Mümkün olduğu kadar insanlara ulaştıralım. Çünkü güzel hediyeler gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Baş parmak. Hoşça kalın. Bay bay. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Basmanız lazım. Hadi bas. Bas.